Merhabalar, ben astrolog Eda Dikmen. Bugün Business Channel kanalına konuk oldum. Kalktım Malta'dan geldim sizler için, arkadaşlarımı da görmeye. Bugün 2023 yılında neler olacak diye bir etkilere şöyle gökyüzüne baktık. Neler bekliyor hep birlikte bir konuşalım. 2023 yılının ilk yarısı özellikle bizlere çok çok güzel gelecek sevgili takipçiler. Çünkü 22 Aralık'ta başlayan Jüpiter'in Koç burcundaki seyri Ocak itibariyle bizlere artık böyle daha çok bireyselleşme, yapmak istediklerimizi hedefe alabilme, projelerimizi hayata geçirme gücü verecek. Çünkü Koç burcu biliyorsunuz biraz daha böyle inatçı, dediğim dedik, yaptığım her şeyi başarabilme arzusu demek ve Jüpiter'le de birleşince bu etki zaten Aralık'ta başlayıp ocağın sonuna kadar hemen hemen devam ediyor olacak. Bunun yanı sıra en güzel haber 12 Ocak itibariyle Mars retrodan çıkıyor. Şimdi zaten biliyorsunuz ki retrolar enerjilerin geri çekilmesi demek. Geriye enerji aksettirmesi demek. Ve Mars'ta olunca biraz daha böyle işte kaoslar, kazalar, ne yazık ki böyle daha çok kötü enerjiler daim oluyordu. Ama 12 Ocak itibariyle artık Mars retrodan çıkıyor. Şöyle bir oh diyebileceğimiz zaman bizleri bekliyor. Akabinde zaten yine tutulmalar, dolunaylar ve yeni aylar olacak Ocak ayında ve bu yılın en çok tutulması Koç ve Terazi aksına gerçekleşecek. Yani bu ne demek oluyor? Bu tutulmaların en güçlüleri ve en güzelleri geliyor olacak. Çünkü teraziler böyle biraz daha dengeli ve huzurlu oldukları için Koç'un da zaten daha çok böyle enerjisi yüksek, daha inatçılığı da olacak. Böyle sürpriz evlilik teklifleri olabilir. Özel ilişkilerimizi özellikle hiç beklenmedik bir anda güzel başlangıçlar yapabiliriz. Ama bu arada bu tutulmalar Koç aksında da olacağı için aniden bazı ilişkilerimiz bitebilir. Bitmesi gerekenler ve gitmesi gerekenler olacak hayatımızda. O yüzden de bu Ocak ayından itibaren şartları çok fazla zorlamamakta fayda olacak. Akabinde Satürn bu yıl Balık burcuna geçiyor Mart ayı itibariyle. Bu ne demek oluyor? Satürn'ün Balık burcuna geçmesi bize daha çok böyle fırsatlar bekliyor. Özellikle ki su grupları. Yani akrepler, yengeçler ve balıklar hayatlarında daha çok böyle fırsatlar olacak. Hedeflerine doğru daha güvenli ilerleyecekler. Emin adımlarla ilerleyecekler. Akabinde çok daha rahat aldıkları kararları özellikle Temmuz ve Ağustos ayında almış oldukları kararları daha rahat bir şekilde 20 Şubat ve sonrasındaki 10 gün boyunca çok güzel değerlendirebilecekler. Önemli olan en çok bu ilk özellikle 6 ayı çok güzel değerlendirmek. Çünkü gökyüzünün açıları çok güzel. Tüm burçlar için geçerli bu. Hem finansal anlamda, hem sağlık anlamında, hem aşk ve ilişkilerimiz anlamında gerçekten güzel kaynaklarımız var. Özellikle ilk 3 ay ve 4 ay aslan ve yaylar için muhteşem olacak. Ocak ayından itibaren bu ilk 6 ayı çok güzel değerlendirebilirler. Çok güzel bir projeleri varsa ki zaten genellikle Ağustos'ta ve Haziran ayında böyle bir proje başlangıçları yaptılar. Özellikle aslanlar ve yaylar çok rahat bir şekilde Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yılın yani ilk yarısı rahat bir şekilde projelerinde başarılı imzalar atacaklar, aşk hayatlarında çok şanslı olacaklar ve çok güzel etkilerle finansal kaynaklarını bir yerine koyacaklar. Yılın ikinci yarısında ise daha çok bizlerde ve burçlarda etkili olacaklar. Başaklar ve Oğlaklar olacak. Yılın ikinci yarısında Başaklar ve Oğlakların en şanslı zamanları olacak. Artık böyle kafalarındaki kaoslar, daha çok böyle karamsar düşünceler ve bazı takıntılar, özellikle ki takıntılar diyorum, tamamen gitmiş olacak. Çok daha rahat ilerleyecekler. Ve Ocak ayı itibariyle tüm güzel etkiler bizlerle olacak. Ve daha çok böyle kripto paralarla ilgili yılın ilk 6 ayını değerlendirmekte aslında fayda var. Çünkü küçük küçük böyle yatırımlar yaptığımızda bunun ekmeğini 2023 Ekim ayı itibariyle yemeye başlayacağız. Yani çok güzel bir şekilde gökyüzü bizleri hem kripto paralarla alakalı, hem aşk hayatımızla alakalı, hem sağlık anlamında destekliyor. Sadece yine çok büyük atılımlar yapmamakta fayda var. Yani kısa kısa böyle küçük küçük yatırımlarla çok daha büyük hedeflere Ekim 23 itibariyle ulaşabiliriz.
Yine dolunaylarımız ve yeni aylar söz konusu olacak. Özellikle Ocak ayında bir yeni ay olacak. Kova burcunda bir yeni ay olacak. Yeni aylar demek yeni başlangıçlar demek. Artık böyle yeni bir düzen demek. 12 Ocak'ta olacak olan bir tutulmamız ve dolunayımız var. Dolunay ise Yengeç burcunda olacak. Şimdi Yengeç burcundaki dolunay bizim daha çok ailevi hayatımız, özel hayatımız, evimiz ve düzenimizle alakalı olacak. Ve haritasında ayı yengeçte olan kişiler daha çok etkilenecek bu dolunaydan ve biraz daha böyle evliliklerimize problemlerimiz olabilir ve gerginliklerimiz olabilir. Ama yeni ay itibariyle ve yeni ayın kovada olacağıyla, kova burcunda olmasıyla çok daha rahat bir şekilde bu gerginliklerden arınıyor olacağız. Yeni bir enerjiyle başlıyor olacağız ve yeni ayı şu şekilde değerlendirmemizde fayda var. Yeni ay demek yeni başlangıçlar olduğu için lütfen geçmişte artık bitmesi gereken her şeyi bitirelim. Toksik ilişkilerden arınalım ve gitmesi gerekenleri hayatımızdan gönderelim ki yeni ayda çok daha güzel bir şekilde başlangıç olsun ki çok şanslı bir döneme giriyoruz. O yüzden artık bu yılı çok güzel bir şekilde değerlendirelim sevgili takipçiler. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.